Size göre İyi Parti'de Kılıçdaroğlu'nun bu görüşüne katılıp evet biz mecliste bu sorunu konuşmalıyız, HDP muhatap alınarak bir sonuca varmalıyız diyecek mi, der mi? Bu saatten sonra çatışma dışında bu işin çözümü konuşarak yapılacaksa buna karşı çıkan her şey, her kişi çatışmadan yana demektir. Ve bu çatışmadan yana olanlar Türkiye'ye bunları yaşattı. Türkiye'nin kaynaklarının o bölgede harap olmasını, gençlerimizin işte şehit olmasını, Kürt gençlerinin ölmesini hazırlayan politikaları 40 yıldır denedi ve denenmeyen bir şey kaldı, barış. Ve bunun da Ve yolu, mecliste konuşulması. muhatabı da meclisteki siyasetçilerdir. Şimdi uzun bir konuşmaydı. Tam hani hepsini merak eden internette girip bulabilir Mithat Sancar'ın konuşmasını. O da elbette diyor ki bunun çözüm yeri meclistir diyor. Ama diyor şimdi orada tabii bütün ilgili aktörler derken hani yanı sıra İmralı'yı mı hedef alıyor? Daha doğrusu kastediyor. Ya da mesela işte bölgedeki sanayi ticaret odalarını, belediyeleri, insan hakları derneklerini, insan hakları derneğini mi kastediyor? Bunlar zaman içinde konuşulup tartışılacak şeyler. Ben Güler'e şunu sormak istiyorum bu çerçevede. Bu tartışma erken bir tartışma mı? Seçimler geliyor ama neticede en az 1-1,5 yıl var gibi. Erken bir tartışma mı ya da anca yol içinde olgunlaşacak bir başlık mıdır? Esas önemlisi de şu. Millet İttifakı'nın elbette buna hazır olup olmaması önemli ama size göre Türkiye'de seçmen buna hazır mı? Toplum buna hazır mı? Önce erken bir tartışma mı değil mi ona bakmak lazım. Ben çok erken olduğunu düşünmüyorum. Zira Türkiye'de erken seçim olma olasılığı çok yüksek. Hukuken yüksek. Bir kere onun altını çizelim. Normal vaktinde olduğu zaman Erdoğan üçüncü kez aday olamayacak. Dolayısıyla bir erken seçime mecbur. Yüksek Seçim Kurulu'nu ve anayasanın ilgili maddelerini takmayarak yapılacak bir seçimden sonra da Erdoğan kazansa bile, ki kazanma şansı yok, ama kazansa bile bunu meşru bir cumhurbaşkanlığı olarak sürdürme sorunu yaşayacak. Bu nedenle Türkiye bir erken seçim yaşamak zorunda Erdoğan adaylığını sürdürecekse. Dolayısıyla HDP'nin oylarının kritik olduğu bir %50 artı 1'e getirilmiş bir sistemde çok önemli olduğu herkesin malumu. Bu konuda zaten bu tartışmanın çok öncesinden 5-6 aydır başlayan tartışmalar var. HDP kanadından CHP ile ittifak var mı yok mu tartışmalarına uzanan, orayla ittifak yapmak zorunda değiliz, üçüncü yol çizelim görüşlerinin olduğu bir takım tartışmalar olduğu ola geliyor. Karşılığında AKP içerisinde çeşitli isimlerin başta Mehmet Metiner olmak üzere bir takım açıklamalar yaptı. HDP'nin kapatılma davasının AKP'nin Kürt oylarını sıkıntıya sokacağı yönündeki AKP görüşleri var. HDP'ye daha ılımlı bir siyasetle el uzatılması gerektiğini savunan başka AKP'liler var. Dolayısıyla HDP'nin 8, 9, 10, 11 her neyse var olan oyunun bir cumhurbaşkanlığı seçiminde kritik hale geldiği bir durum var. Burada Sezai Temelli'nin yaptığı ise bütün bu tartışmalarda öncelikle kendi partisini torpillemesi oldu. Yani bir kere muhatap İmralı diyerek bir siyasi partinin varlık gerekçesini ortadan kaldırdı. Muhatap orası diyerek o zaman sen niye varsın sorusunu açıkta bırakmış oldu. Bir bu. İkincisi, Sezai Temelli bu açıklamasıyla Yargıtay'da kapatma davası görülen partisinin ayağına sıkmış oldu. Savcıya Ama poz vermiş oldu. Çünkü şöyle bir bu şey davanın temel argümanı ne? diyebilir miyiz Güller? Aslında torpillemekten ziyade turnusol kağıdı gibi oldu. Yani bu Tabii. tartışmayla biz HDP'nin kurumsal tavrını öğrenmiş olduk. Yani erken mi derken belki onlar açısından erken mi diye de sormak gerekebilirdi bunu. Ama evet erken de değil çünkü anca yol alınabilir. Ama dediğim gibi Sezai Temelli aslında bu tartışmada
Subjektif amacı bu muydu bilmiyorum. Ama objektif olarak bu sorunda kimin nerede durduğunu anlaşılmasını sağlamış oldu. Kuşkusuz bu çıkışın öylesi bir turnusol kağıdı olma özelliği de oldu. Ama süren bir parti davası açısından baktığınızda da savcıya koz vermiş oldu. Çünkü bu davanın temel argümanı ne, iddiası ne? HDP'nin PKK terör örgütünün siyasi kolu ama gibi kişisel, hareket etmeyi şeklinde. Şimdi orada Sezai Temelli'nin açıklaması kendisi de belirtti, parti de belirtti. Kişiseldir, kişisel görüşleridir diye. Davayı kuşkusuz nasıl etkiler bu? Kişiseldir, kuşkusuz kişiseldir ama burada Sezai Temelli'nin eski eş başkan olma kimliği ve hala bu partinin bir yöneticisi konumunda, milletvekili konumunda olması buralarda bu işi, yani HDP'ye oy veren bir vatandaşın söylediğiyle eşdeğer hale getirmez. Bir kere böyle bir yanı var. İkincisi, bir dava yürüyor. Bu dava içerisinde Türkiye Partisi olma iddiası var karşılığında HDP'nin, değil mi? HDP de diyor ki hayır, biz Türkiye Partisi'yiz. Şimdi bu iddia, Temelli'nin bu açıklaması bu iddiayı da zayıflatan bir girişim olmuş oldu. Ve daha önemlisi de şu oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin kurmuş olduğu Millet İttifakı içerisinde İyi Parti'nin milliyetçi tabanının Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile olası bir ittifak yapma durumuna soğuk baktığı ortada. Şimdi bu aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun biz bu işi HDP ile mecliste çözeriz çıkışı karşısında hayır, bunun çözüm adresi İmralı'dır dediğiniz zaman İyi Parti CHP ilişkisini de burada sabote etmiş oldu. Oldu ama en azından sonuç itibariyle baktığımızda İyi Parti'nin tepkisine bakıyoruz. Ya da hatta tepkisizliği, o bile çok daha önemli bir işaret olabilir. Sonrasında işte HDP'den gelen kurumsal açıklamaya bakıyoruz. Yani pek de hani torpillenmiş falan gibi gerçekten. Siz ne diyorsunuz? Hakikaten torpillenmiş midir Sezai Temel açıklaması? Mesela bir de HDP davasını etkileme ihtimalinden söz etti. Böyle bir şey olabilir mi size göre? Şöyle, her şeyden önce siyasetçinin görevi çözüm üretmektir ve çözüm üretmek için mecliste olanların da bir araya gelip konuşmak gibi bir sorumluluğu vardır. Başka yere adres göstermek bir siyasetçinin yapmaması gereken bir tutumdur. Burada Sayın Sancar'ın kurumsal olarak biz bu düşüncede değiliz, biz muhatabız ve bu konunun çözümü için mecliste konuşulması gerekir demesi önemlidir. Yani biz bu sorunu çözecek miyiz, çözmeyip çatışmayı kullanacak mıyız? Şimdiye kadar çatışması kullanıldı Kürt sorunun ve çatışması kullanıla artık herkes yoruldu ve Adalet Kalkınma Partisi, bırakın meclisteki muhataplarını, doğrudan Kandil'i, doğrudan işte İmralı'yı muhatap aldı. Sorumlusu benim, ben görüşüyorum dedi. Böylesi bir yöntem denenmişken ve bunu deneyenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste bu işin çözülmesini hep dile getirdiğinde siz PKK ile bir aradasınız, birliktesiniz gibi bir şeytanlaştırma politikasına teslim olmamak gerekiyor. Biz Türkiye'de gençlerin ölmesini istemiyoruz. Türkiye'nin kaynaklarının çatışmaya değil, eğitime, barınmaya, sağlığa ayrılmasını istiyoruz. Bunun için de bunun çatışarak değil, konuşarak sona ermesinden yanayız. Ve Sayın Sancar'ın da bu açıklamaları bu açıdan değerlidir, önemlidir. Davayı etkiler mi? Davayı etkileme konusunda tabii ki etkileyebilecek bir konu. Ve HDP içerisinde de farklı düşünen farklı yapılar var. Ve bu farklı yapılarda birbiriyle çatışan anlayışlar da var. Birbirleriyle uzlaşamayan anlayışlar da var. Ve biz bu açıklamalarda bunu da görüyoruz. Ben bu tutumun...